Get your blood pumping. Herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda ise arkada bulunan halojen lambaların hepsini LED'e çevireceğiz. LED'e çevirmek için ise videoda verdiğim tamir lemahatları izleyerek yapabilirsiniz. İlk başta düz tonu vidayla plastik parçamızı çıkartıyoruz. Sonra ise şurada bir, şurada iki. Bunları da söküyoruz. Onları da söktükten sonra şurada bir, şurada da bir tane, iki tane ayak var yani. Onları da çekip çıkartacağız. Ayakları da çıkardıktan sonra şu şekilde hafifçe şuradan kastırarak çıkardığınızda çıkacak. Sonra şuradaki tırnakları da sökebilirsiniz. Ve direkt şuradaki sökeceği de çıkartabilirsiniz. Çıkardıktan sonra aynı bu şekilde olacak. Şu an bunlar değişmemiş hali. Bu da değişmiş hali. Değiştirmesini de göstereyim sizlere. Arasındaki farkı da. Şöyle. Şimdi buradaki şu fren ve park dörtlü sinyallimiz. Şu arkadaş geri vites. Bu da sislerimiz. Arka sislerimiz. Yani arka sis, geri vites, flaşör, fren ve park lambası. Aynı şekilde burada da. Burada da benim sadece şu anda en üstteki patlamış. Onda çift duyu olması sebebiyle iki tane çift duyulu led alacağım. Onları da alıp değiştireceğim. Şu an sinyal, geri ve sis olmak üzere. Şu an bunlar böyle. Arasındaki farka da şöyle bakın. Yani bariz belli. Bu akşamleyin daha belirgin olacak zaten. Hemen değişimini de göstereyim sizlere. Şunların sisi çıkarmak için ise tabi bu açıkken yapmayın. Çünkü bu ampuller ısınacaktır. Ama ve lakin bunu çıkarmak için ise bastırın, çevirin, çıkıyor direktmen. Takarken de takın, çevirin, bitiyor. Sinyallerde ise şöyle bir mevzu var sinyallerde. Şimdi sizlere bundan önüne göstereyim. Bunu alırsanız eğer tam böyle karşılıklı olduğunda ne yazık ki oturmuyor. Biraz daha şöyle durması lazım. Eğer ki böyleyse bunu birazcık sıkıştırarak veya şuradaki bir tane tırnağı kesmeniz lazım. Şu an hepsini de çıkardım. Soketlerde de bir şey yok. Çıkarırken şunun etrafındaki lastiği yerleştirin. Ne olur ne olmaz. Çünkü buraları düzgün yerleştirmediğiniz takdirde içine su girecektir. Ve buraya zarar verecektir. Buraya zarar verirse, oksitlenme yaparsa buradaki parçayı komple değiştirmeniz veya stopu komple değiştirmeniz gerekebilir. Hemen sizlere bir tane sisi takayım. Sisi takarken dediğim gibi şu uçlara dikkat edin. Boşluğa gelsin. Şöyle gördüğünüz gibi çalışıyor zaten. Daha taktığım zaman daha belirgin olacak. Şimdi hemen takayım. Evet, şimdi ise daha belirgin oldu. Şimdi bir sonraki seferde de ise şuradaki arkadaşı çakarlı olanı yapacağım. Çift duyu çakarlı stop lamba diye geçiyor. Onlardan da aldıktan sonra iki tane orayı da değiştireceğim, burayı da değiştireceğim. Artık işlem bitmiş oluyor. Yerleştirmesini de yaptıktan sonra ise vidalarına sıkın. Sıktıktan sonra ise bunun içindeki tırnakların hepsinin yeri yerine gelmesi lazım. Yani nasıl? Ben size onu da göstereyim. Şu arkadaşı yerleştirin. Şöyle. Yerleştirdikten sonra şuradaki tırnaklara dikkat edin. Onlar tam üst üstüne oturması lazım. Oturmazsa boşluk kalıyor. Hemen oturayım, oturtturayım ben. Şöylece. Yarım yamalak oturmuş olduğunda zaten hafifçe dokundurduğunuzda içine girecektir. Evet, burası da tamamlandı. Artık burası bitti. Şimdi ise burası var. Burayı da toparlayayım. Bu da tamamlandı. Artık işlem bitti.